Cezayir İdare Mahkemesi geçtiğimiz Ekim ayında kapatılan Makaoda'daki Yaşampınarı Kilisesi'nin bölge valisinin kapatma kararının iptali talebini reddetti. Cezayir İdare Mahkemesi'nin kararının diğer kiliseler için de uygulanmasından endişe duyuluyor. Geçtiğimiz Ekim ayında kapatılan Cezayir Makaoda'daki Yaşampınarı Kilisesi'nin kapatılma kararının iptali için başvuran bölge valisinin talebini Cezayir İdare Mahkemesi reddetti. İdare Mahkemesi valinin yönetmelik uyarınca kiliseyi kapatma yetkisine sahip olduğunu belirtti. Yönetmeliğe göre kiliselerin ibadet yeri olarak kullanılmaya başlanmasından önce izin alınması gerekiyor. Ekim ayında kapatılan kilise yasal olarak tanınan ve Cezayir Protestan Kilisesi'ne ait bir kiliseydi. Ve bununla birlikte Cezayir Protestan Kilisesi'ne bağlanan kiliseler yasal bir kimliğe kavuşmuştu. 2017 sonbaharından bu yana yetkililer Cezayir'deki Protestan kiliselerini ziyaret etti ve bazılarını kapattı. Yeniden açılma girişiminde bulunan bazı kiliselerin yetkililerden izin alma çabaları sonuçsuz kaldı. Cezayir İdare Mahkemesi'nin kararının diğer kiliseler için de uygulanmasından endişe duyuluyor. Karar, Cezayir'de koronavirüs nedeniyle kiliselerin kapalı kaldığı zamana denk gelirken, yetkililerin kiliselerin yeniden açılması konusunu nasıl ele alacakları henüz belirsiz. Koronavirüs salgınından önce mühürlenen kiliseler kapalı tutulacak mı? Salgın sona erdiğinde her kilise yeniden açılacak mı? Yoksa beklenmedik bir şey olacak ve yetkililer kiliselere yönelik yeni bir politika mı uygulayacak? Tüm bu sorular Cezayirli Hristiyanların sık sık aklına geliyor.